Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz. Sizler için Fatih Hocam'la konu tekrar videosu şimdi çekeceğiz. Peki Fatih Hocam, bu konunun içerisinde neler var? Bu videomuzda hocam isimler ve isim çekim ekleri ile ilgili konu tekrarı yapacağız. Çünkü bu dönemimizin en önemli konularından birisi isim ve ad konusu. Bir de ona gelen çekim ekleri bizim için önemli. O yüzden öğrencilerimize bir tekrar videosu hazırlıyoruz. Soru mu çözeceğiz? Genel olarak tekrar edeceğiz hocam. Tüm konunun önemli yanlarını tekrar yapmış olacağız. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım hocam. Evet arkadaşlar, öncelikle ismin ne olduğunu hatırlayalım. Aslında burada vermişiz ama varlıkları karşılayan, onları direkt ifade eden kelimelere isim denir. Yani bu çok kısa tanımımız bize ismin ne olduğunu zaten genel olarak veriyor değil mi? Şöyle şimdi manzaraya bakın. Görebildiğiniz tüm varlıkların bir ismi var. Yani varlıkları biz birer kelimeyle kodlarız. Her varlığı karşılayan bir kelime vardır değil mi? Köpek, kulübe, gökyüzü, bulut ya da işte tavuk, çiçek, taş, ağaç, doğa değil mi? Evet. Gördüğümüz ve hatta görmediğimiz değil mi? Bir de çünkü soyut isimler vardı. Evet. Görmediğimiz, sadece tasarladığımız tüm varlıkları karşılayan kelimelere biz ne diyorduk? İsim diyorduk değil mi? Bunu böylece hatırlamış olalım ve geçelim. Şimdi isim dediğimizde ismi tabii farklı farklı başlıklara göre ayırıyorduk. Biz varoluşlarına göre, sayılarına göre, bir de varlıklara verilişlerine göre. Mesela varoluşlarına göre biz 5 duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere ne diyorduk? Somut isimler diyorduk. 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız, sadece düşüncede böyle kavramsal olarak bildiğimiz isimleri ise ne diyorduk? Soyut isimler diyorduk. Mesela somut isimlere örnek verebiliriz değil mi? Mesela çiçek deriz. Hemen resmi getirelim arkadaşlar. Gördüğümüz her şey somuttur aslında. Evet, görebildiğimiz her şey somuttur. Neden? Görüyorum çünkü, yani duyu organlarımla ben bunu algılayabiliyorum. Hatta bazılarını koklayabiliyorum. Bazılarının sesini işitebiliyorum. İstersem dokunabiliyorum değil mi? Duyu organlarıyla ben bunları algılayabiliyorum. Ama dolayısıyla mesela aynı resimden bahsederken huzur dersem bu bir soyutluk olur. Evet, huzur çünkü bir duygu adı değil mi? Huzuru hissederim sadece yani. Keyif dersem yazayım. Hemen yazalım hocam. Huzur dedik değil mi? Ya da keyif dedik. Ya da başka ne diyebiliriz? Öfke diyebiliriz değil mi? Yine bir duygu ismi. Hayaller diyebiliriz. Hayaller diyebiliriz değil mi? Çünkü soyut isimleri arkadaşlar göremiyoruz, dokunamıyoruz, işitemiyoruz, koklayamıyoruz, tadamıyoruz. Onları 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamıyoruz. Sadece ama sadece düşüncede ve duyguda onları bilebiliyoruz. O yüzden zaten ben bunlara soyut isim diyorum. Varoluşlarına göre somut ve soyut dedikten sonra bir de sayılarına göre, mesela tekil isimler vardı değil mi? Çoğul isimler vardı. Bir de topluluk isimleri vardı. Tekil isimler nelerdi? Hemen tek bir varlığı. Hemen resmi gene koyalım hocam. Buyurun. Mesela tek olan ne var? Mesela köpek. Köpek iki tane var. Bir doğru. Burada bir burada var. Doğru mu? Horoz. Horoz diyebiliriz tavuk. Değil mi? Horoz bir tane var. Tavuk bir tane var. Ki zaten tek bir varlığı ifade ediyorsa ben ona ne diyorum? Tekil. Tekil diyorum değil mi? Mesela horoz diyebilirim. Ya da bulut diyebilirim. Bunlar tekil isimlerdi. Gelelim çoğul isimlere. Çoğul isimler arkadaşlar unutmayalım. Var, köpekler var. Evet, hocam, harikasınız hocam. Çoğul isimler mutlaka çoğul eki olan larlar ekinden birini alan isimlerdi. Mesela horozlar dersem. Civcivler vardı sanki. Evet, üzerinde. Civcivler vardı değil mi? Bulutlar diyebiliriz. Ya da işte ağaçlar diyebiliriz. Biraz kötü yazıyorum ama beni affedersiniz artık. Ağaçlar diyebiliriz. Önemli olan burada şudur. Çoğul isimse eğer mutlaka çokluk eki olan larlar ekini almış olması gerekiyor. Bir de topluluk isimler vardı değil mi? Çoğul eki almadığı halde çoğul bir şeyi karşılayan kelimelerdi. Mesela ekip. Mesela çiftlik değil mi? Ekip diyelim. Çiftlik kullanıldığı cümleye göre değişebilir. Şöyle hocam. Yani mesela çiftlikteki hayvanlardan bahsederken çiftlikte bugün hareketlilik var. Ha, çiftlik dediğimizde evet, bir çoğulluğu karşılıyor. O zaman evet, o cümle içerisinde olur. Mesela ekip dedik, bölük dedik değil mi? Evet. Ya da işte deste dedik. Aslında birden fazla okul. Yani çoğul. Okul kelimesi yine kullanıldığı cümleye göre. Sonra mesela sabahleyin tören yapıyoruz. Okul. Evet. Sağa dön. Evet, okul sağa dön. Mesela tabii, sınıf okul. Ayağa kalk falan okul, dediğimizde. Okul dikkat dersen değil mi? Evet, mesela okul ve sınıf kelimeleri böyledir. Mesela sınıfı boyadık dediğimizde sınıfın duvarlarından bahsediliyor. Oradaki sınıf tekil bir isimdir. Ama tüm sınıf pikniğe gittik dediğimizde. Bugün 7A sınıfı şahaneydi mesela. Evet, harikasınız hocam. Bugün öğrencileri kastettiğimiz. Öğrencileri harikasınız hocam. Yani içerisindeki öğrencileri kastettiğimiz için topluluk isim olur. Arkadaşlar, bazı kelimeler böyledir. Kullanıldığı cümleye göre tekil veya topluluk isim olabilir ki zaten sizin karşınıza soru olarak
olarak geldiğinde şöyle bir açıklama yapar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde misalen işte sınıf kelimesi topluluk isim olarak kullanılmıştır. Evet. Gibi bu şekilde sorular karşımıza gelebiliyor. Şimdi sayısına göre kısmını geçtikten sonra varlıklara verilişlerine göre özel isimler bir de cins yani tür isimleri vardı değil mi? Özel isimler özel bir varlığı karşılayan isimlerdi. Mesela insan isimleri özel isimdir. Ülke isimleri, din isimleri, bölge isimleri, milliyet isimleri bunlar mesela hep özel söyleyeyim. Isimdir. Mesela buyurun hocam. Tekrar resme gelebilir miyiz? Bir tabii hemen. Ağaç dersek çekiyorum. Bu cins ismidir değil mi? Evet. Ama kavak ağacı dersek bu özel isme mi giriyor? Yok yine cins isim. Ama ben bir ağaca isim versem atıyorum buna... Ne diyeyim buna bir isim vereyim şimdi. Jack dedim bu şimdi. Artık evet. Bu bir şey mi özel isim mi oluyor? Özel isim oluyor. Harikasın. Mesela aynı şey hayvanların isimlendirilmesi. Köpek için mesela bu köpek mi? Diyoruz değil mi? Kendi cinsinden, kendi türünden bir sürü köpeği karşıladığı için bu aslında bir cins isim. Küçük harfle yazılıyor. Evet. Yani baş harfi de küçük oluyor. Diğer harfleri de küçük. Fino dersem ama mesela. Fino dersem ya da kendi beslediğim çakır köpeği işte çakır falan. Dersem, karabaş dersem. Yani kendi beslediğim köpeğe ya da özel bir köpeğe özel bir isim vermiş. Olursam eğer verirsem o özel isim haline geliyor arkadaşlar. Kediler de böyledir. Mesela kedi bir cins isim ama boncuk ne kadar tatlı. Boncuk dediğimde ben kendi kedime verdim. Şahsiyet kazandırmış oluyorsunuz. Harikasınız aslında. Hocam. Harikasınız. İngilizce'de de durum aynen böyle. Mesela öyle mi? Nasıl? It is a dog dedim. Hı-hı. Its name is Boncuk dedim. Hı-hı. Boncuk is a lovely işte dog. Hı-hı. He is 10 years old diye devam edebilir. Normalde biliyorsunuz zaten demek ki, değil mi? Ha, he veya şey evet. Normalde biliyorsunuz ki insan insanlar için kullanılır. Ama şimdi bir köpeğin bir ismi olduğu zaman artık benim için bu şahsiyet kazanmış oluyor. Ve dolayısıyla ondan bahsederken artık it değil he veya she tabii cinsiyetine göre he veya she'yi kullanabilir hale gelebiliyorum. Harikasınız hocam. Tabii ben burada bu arada sizle konuşurken yanlış yere yazdım değil mi? Köpek ve kedi özel isim değil arkadaşlar. Şunu hemen düzeltelim böyle. Bunlar cins isimlerdir değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Ben onlara hocamın dediği gibi sizin dediğiniz gibi hocam bir şahsiyet kazandırırsam eğer özel isim olur değil mi? Mesela işte Bond, Karabaş Tekir. Dedim. Dikkat edin zaten ilk harfini kötü yazsam da hocam büyük harfle başlattım. Ya da boncuk dedim değil mi kendi kedime ona bir şahsiyet kazandırdığımda artık özel isim oluyor ve onu büyük harfle yazıyorum. Başlatıyoruz. Geçelim tabii ekler kısmına. Şimdi isim çekim eklerine tekrar bakmadan hatırlamadan önce ek neydi? Sözcüğe eklenen şeyler değil mi? Tek başına anlamı olmayan kelimeye eklenen ki zaten kelimeye eklendiği için ben bunlara ek diyordum. Yapım eklerimiz vardı arkadaşlar. Bir de çekim eklerimiz vardı. Yapım ekleri yeni sözcük yapan yani yeni sözcük türeten eklerdi. Zaten yeni sözcük yaptığı için ben bunlara yapım eki diyorum. Mesela göz kelimesine lük ekini getirelim. Göz görme organımızdır. Gözlük gözlerimize taktığımız aletin adı değil mi? Yeni bir anlam kazandı. Yeni bir kelime yaptı. Yeni kelime türedi. Gözcü mesela. Gözlükçü diyelim. Devam gözcü edelim. Gözcü de diyebilir. Kelimeyi mi türedi? Tabii. He. Gözlükçülük diyelim değil mi? Mesela bir sürü. Evet. Göz görme organımız. Gözlük görme organımıza taktığımız nesne. Gözlükçü göz görme organımıza taktığımız nesneyi satan kişi. Gözlükçülük görme organımıza taktığımız nesneyi satan kişinin mesleği değil mi? Böyle bayağı bir arttırabiliriz bunlar arkadaşlar. Yapım ekidir. Neden? Çünkü yeni kelime yapıyor. Yeni kelime türetiyor bunlar. O yüzden bunlara biz yapım eki diyoruz. İsimden isim türeten ekler var. İsimden fiil türeten ekler var. Bunlar tabii daha sonraların konuları olduğu için şimdi geçiyoruz. Bizim esas konumuz burada ya. Çekim evet. Ekleri. Fiilden fiil yapan yapım ekleri var. Bir de fiilden isim türeten yapım ekleri burada var şimdi. Anlamamız gereken şey yapım ekleri kelimenin türünü değiştiriyor. Kelimenin türünü değiştiriyor. Yeni kelime türetiyor ve yeni tamam. Bir anlam kazandırıyor. Yeni bir kelime yaptığı için zaten biz ona yapım eki diyoruz değil mi arkadaşlar? Buradan hatırlayabiliriz. Yeni kelime yapan ek yapım ekidir. Şimdi geldik çekim eklerine. İsme gelen çekim ekleri var. Bir de fiile gelen çekim ekleri var değil mi? Çekim ekleri şey neydi? Çekseniz de yani. Evet yani hani lastiği mesela çekti. İstediğin kadar çek. O lastik yine bir lastiktir. Lastik. Yani şeye demire yeni, dönüşmez yeni değil bir mi? Bir şey olmuyor. Ya da ne bileyim işte çorba olmaz yani. Lastik yine lastiktir. İstediğimiz kadar çekelim. Herhangi bir şekilde anlamı değişmez. Dolayısıyla anlamını değiştirmeyen, kelimeye yeni anlam katmayan, yeni bir kelime türetmeyen eklere biz ne diyoruz? Çekim ekleri diyoruz. İsme gelen çekim ekleri vardı. Bir de fiile gelen çekim ekleri vardı. Bizim için önemli olan tabii ki isim, çekim ekleri arkadaşlar. İsim çekim eklerimiz mesela çoğul eki larler. Elma, kedi, kediler, elma, elmalar. Şimdi elma kelimesinin anlamı değişti mi? Yok. Hayır sadece sayısı arttı değil mi? Hal ekleri vardı değil mi? I, a,
Dade bir de danden değil mi? Belirtme hal eki. Buyurun hocam. Ben buyurun. Biliyorsun. Aklıma ne gelir hemen sorarım. Yani. Hemen sorun hocam buyurun. Mesela halk dediğinde şey değil mi? Meyva deniyor. Meyveler, meyvalar, meyva. Evet. Meyve mi meyve mu? Meyve. Meyve. Tabii yani İstanbul Türkçesini esas alıyoruz biz. Meyve. Türk Dil Kurumu. Meyva değil. Tabii meyva değil. Yani Anadolu Türkçesinde meyva diye kullanılıyor. Öğrencilerimiz okudukları hikayelerde, romanlarda, eserlerde meyva şeklinde de görebilirler. Görürlerse şunu hemen düşünmeleri lazım. Ha Anadolu Türkçesi kullanılmış. Ya da eski zamanlarda yazılmış bir öyküdür bu. Ya da yazar bilerek eski zamanları hatırlatmak için kullanmıştır. Ama yazım kuralları açısından düşünürsek arkadaşlar bizim için doğru yazım meyve yani. Tamam. E ile biten şekli. Şimdi meyveler diyebiliriz değil mi? Değişmiyor da anlam. Hal eklerine gelmiştik. Meyveyi meyveye, meyvede meyveden ya da meyveyi okulu getir, evet. Meyveleri getir. Ya da okulu okula, okulda okuldan ya da evi eve, evde evden. Hal ekleri isim çekim eklerinden biriydi değil mi? Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Geldik tamlama eklerine. In, in bir de ı, i var değil mi? Esas olarak kullanılan. Meyvenin tadı. Ha harikasınız hocam. Yazalım hatta bunu. Meyvenin tadı değil mi? Burada bir de tabii bir ses olayı olmuş. Onu da belirtelim. In, in ve ı. I, i. Bunlar isim tamlaması haline getiriyordu değil mi? Kelimeleri isim tamlaması yapmamızı sağlıyordu. Bunun dışında arkadaşlar bir de ek fiil var. Mesela dırdır, mışmış, dı diye. Ek fiil isme de gelir, fiile de gelir. İsme geldiğinde ismi yüklemleştirir. Bu tabii daha sonranın konusu. Sadece şunu bilin, isim çekim eklerinden birisidir ek fiil. Buyurun hocam. Akşam yediğim tek şey meyvedir. Harikasınız. Ya da akşam yediği tek şey meyveydi. Ya da elmaymış. Değil mi? Akşam hiçbir şey yememiş sadece yediği tek şey elmaymış ya da meyveymiş. Ne oldu? Kelimenin anlamını değiştirmedi. Dolayısıyla çekim ekidir diyelim ve şimdi biraz bu ekleri böyle yakından hatırlayalım. Arkadaşlar çoğul eki larler dedik değil mi? Lar. Şimdi çoğul eki normalde çokluk anlamı katar ama her cümlede farklı bir anlam özelliği katabilir. Mesela çocuklar bahçede oyun oynuyorlar dedik. Burada çoğul anlamı katmış. Çoğul anlamı katabiliyor. Diğer cümleye bakalım. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada abartma anlamı katmış. Diğer cümlemize bakalım. Larler eki nasıl bir anlam katıyor? Bu hafta sonu halamlarla buluşacağız. Gillerle. Ha, giller değil mi? Aile anlamı katıyor. Diğer cümlemize bakalım. İç Anadolu'da kışları soğuk geçer. Genellik, genelleme anlamı katıyor burada da. Yani tüm kışlar değil mi? Genel olarak soğuk geçermiş. Genelleme anlamı kattı. Son cümlemize bakalım. Bu ülke nice fatihler yetiştirecek dediğimizde de burada benzerlik değil mi? Yani Fatih Sultan Mehmet gibi ona benzeyen kişiler, ya büyük insanlar. Kendinizi. Evet. Tabii yani evet biraz öyle de oldu diyebiliriz tabii. Yani başka bir isim yazmadım da evet. Gerçi tarihimizde bir sürü büyük önemli şahsiyet var ama Fatih Sultan Mehmet de benim adaşım değil mi? Bunlardan birisi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar larlar eki evet hepsi larlar eki birbirinden farklı anlamlar katabiliyor. Çoğulluk anlamı, abartma anlamı, aile anlamı, genelleme anlamı ya da benzerlik gibi birbirinden farklı anlamlar katabiliyor. Geldik arkadaşlar hal durum eklerine. Şimdi belirtme hal eki. I, i, u, ü değil mi? Mesela kitap, ı, bana uzat. Burada tabii bir de ünsüz yumuşaması olur değil mi? Kitabı bana uzat. Neyi? Kitabı. Kitabı değil mi? İşaret etti, belirtti onu. Kitabı, şu kitabı dedi. Demek ki belirtme anlamı katıyor. Bu belirtme hal eki dedik. Yönelme hal eki mesela kitaba diyebiliriz. Bak. Kitaba bak. Konuyu anlamadıysan kitaba bak. Bulunma hal eki d, da, t, ta şekline de gelebiliyor değil mi? Anlattığımız evet. Her şey kitapta var. Anlattığımız her şey bu kitapta var. Nerede bulunuyormuş anlattığımız her şey? Kitapta bulunuyormuş değil mi? Bulunma anlamı. Bir de arkadaşlar ayrılma hal eki ya da çıkma hal eki diyebiliriz. Bunu da yazalım hatta. Ayrılma, çıkma, hal eki, dendan, tentan değil mi? Bütün bu konuları kitaptan öğrendim diyebiliriz. Ayrılma hal ekini bu şekilde kullanabiliriz dedik ve geldik tamlama eklerimize. Biraz evvel zaten siz söylemiştiniz ya hocam meyvenin evet. Tadı mı demiştiniz? Meyvenin tadı. Meyvenin tadı değil mi? İn, in,
ı, i, un, ün, u, ü şeklinde. Tabii tamlama eklerinin arkadaşlar ilk kelimeye gelen eke ben ilge eki diyorum. Diğerine iyelik eki değil mi? Bunlar zaten belirtili isim tamlaması kuruyor. Benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi, bizim kalemimiz, sizin kaleminiz ya da onların kalemi veya kalemleri birinci kelimemize gelen ek ilgi eki olarak anılıyor. İkincisi ise iyelik eki yani sahiplik eki olarak geçiyor. Tamlama eklerimiz de bizim isim çekim eklerimizden birisidir dedik. Önemli bir notumuz var arkadaşlar i eki ile ilgili. Neden önemli? Çünkü belirtme hal eki de olabiliyor. Üçüncü tekil aitlik eki de olabiliyor. Dikkat edin i eki yani belirtme hal eki de olur ama üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı da katabilir. Öğretmenim ben bunu nasıl bulacağım peki? Nasıl yapacağız? Şöyle bir yöntemimiz var. İ ekini alan sözcükten sonra arkadaşlar onun kelimesini getiriyoruz. Daha doğrusu getirmeyi deniyoruz. Getirebiliyorsak eğer iyelik ekidir, getiremiyorsak hal ekidir. Bakalım örneğimiz var burada hocam. Kalemi sınıfta unutmuş. Şimdi buna ben onun kelimesini getirebiliyor muyum? Onun kalemi sınıfta unutmuş olmuyor. Onun kelimesini başına getiremiyorum değil mi? Şöyle yazayım buraya. Onun kalemi sınıfta unutmuş olmuyor. Saçma sapan oluyor. Demek ki bu bir belirtme hal eki. Ama ikincisine getirebiliyorum hocam. Bakın. Onun kalemi kaybolmuş. Kimin kalemi? Onun kalemi değil mi? Onun kelimesini buraya getirebildim. Eğer getiriyorsam ben ona ne diyorum? İyelik yani aitlik, sahiplik eki diyorum. Bu önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü bu soru olarak da karşımıza zaman zaman sınavlarda, yazılarda çıkabiliyor. Geldik arkadaşlar. Mı, mi, mu, mü. Şimdi bazı kaynaklarda bu isme gelen çekim ekleri arasında sayılır. Ama şöyle bir durum var. Eğer ek olsaydı ben mı, mi, mu, mü'yü bitişik yazardım. O yüzden soru eki demiyorum. Doğru ifade soru edatı olmalı arkadaşlar. Soru edatıdır mı, mi, mu, mü. Hem isimlere hem de fiillere gelebiliyor. Kendisinden önceki kelimeden mutlaka ayrı yazılır. Mesela geldin mi deriz ya da kitap mı o elindeki şey kitap mı dediğimizde kelimeden ayrı yazılıyor. Bir diğer özelliği cümle içerisinde farklı farklı anlamlar kurabilir. Yani her zaman soru anlamı kurmaz arkadaşlar. Öğretmenim peki nasıl anlamlar katıyor? Hemen bakalım. Birincisine o elindeki kitap benim kitabım mı? Tamam burada soru anlamı katmış değil mi? Soru soruyor. Cevap bekliyor. O elindeki kitap benim kitabım mı diyor. Cevap beklediği için soru anlamı katmış. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Güzel mi güzel bir elbise aldım? Pekiştirmiş değil mi? Evet. Güzel bir elbise aldım dememiş. Güzel mi güzel bir elbise aldım demiş. Ve anlamı güçlendirmiş, pekiştirmiş. Demek ki mı burada pekiştirme anlamı kattı. Son örneğimize bakalım. Hangi anlamı katmış? Eve ulaştın mı beni ara. Zaman anlamı değil ulaşınca, mi? Eve ulaşınca. Zaman. Harikasınız hocam. Eve ulaştığın zaman beni ara. Dolayısıyla mı mi edatı burada zaman anlamı katmış. Yine bunlar soru olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Mesela şöyle gelir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mı mi diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Üç tanesi soru anlamıdır, bir tanesi pekiştirmedir. Ya da üç tanesi zaman anlamıdır, bir tanesi soru anlamı katmıştır gibi farklı farklı anlam özellikleri katabilir arkadaşlar dedik. Ve şunları unutmayalım arkadaşlar isimler ve isim çekim ekleriyle ilgili. Burası önemli. Eki konusuyla ilgili. Buna dikkat edin arkadaşlar bunları hatırlayın. Çünkü tüm konumuzun aslında en can alıcı noktası bunları unutmayalım dediğimiz hali. Evet. Özet hali bu. Yapım ekleri sözcüğün anlamını değiştirip yeni kelime türetir. Çekim ekleri sözcüğün anlamını asla ama asla değiştirmez arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İkinci husus, ikinci önemli nokta çekim ekleri kelimelerin cümle içerisindeki görevlerini ve konumlarını belirler. Yani kelimeleri üst üste yığalım. O kelime yığını bir cümle olmaz. Onların cümle olabilmesi için her birinin kendi görevine ve kendi konumuna, pozisyonuna göre çekim ekleri alması gerekiyor. Bir de üçüncü önemli husus arkadaşlar çekim ekleri biraz evvel söyledik gerçi ama tekrar olsun. Bir araya getirilen kelimelerin birbirleriyle ilişki içerisine girmesine ve dolayısıyla onların bir cümle oluşturmasına yardım eder. Bir cümle haline getirilmelerini sağlar diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle isim çekim ekleriyle alakalı konu tekrar videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar biz zaman zaman sizler için konu tekrarları yapmaya, sizler için sorular çözmeye
çözmeye, sınav soruları hazırlamaya, onları sizlerle beraber sizin size hizmet olarak sunmaya ve gerektiğinde de arkadaşlar canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sizden tek beklentimiz takipte kalmanız arkadaşlar. Bizleri arkadaşlarınıza sıklıkla tavsiye etmenizi, paylaşmanızı istiyoruz. Ki bir an önce bu videolardan yayınlandıktan hemen sonra haberdar olasınız diyoruz. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.